Bir yıldız nasıl doğar? Yıldızların oluşumu sırasında gerçekleşen süreçlerin tamamen anlaşıldığı söylenemez. Ancak günümüzde evrende oluşmakta olan yıldızların gözlemlenmesi ve kuramsal hesaplar yıldız oluşumunu anlamamıza yardımcı oluyor. Yıldızlar, gök adalardaki moleküler bulutların görece yüksek yoğunluklu olan kısımlarının çökmesiyle oluşur. Bu bölgelerdeki moleküllerin birbirleriyle çarpışmaları sırasında hareket enerjilerinin bir kısmı moleküllerin içsel enerjisine, moleküllerin titreşimlerden ve dönüşümlerinden kaynaklanan enerjisine aktarılır. Böylece uyarılmış duruma geçen moleküller temel enerji seviyelerine geri dönerken sahip oldukları içsel enerjinin bir kısmını kızılötesi ışık olarak yayar. Enerjinin elektromanyetik dalgalarla, ışıkla, moleküler bulutun dışına taşınmasıyla yüksek yoğunluklu bölgenin sıcaklığı düşer. Moleküler bulutun kendi iç basıncının kendi kütle çekimini dengeleyememesi sonucu bulut çökmeye başlar. Zamanla yoğunluğun artmasıyla ışığın dışarıya kaçması zorlaşır. Çünkü ışığın büyük kısmı moleküller tarafından soğurulur. Böylece bulutun iç kısımlarının sıcaklığı artmaya başlar. En sıcak bölge olan merkezin sıcaklığı 2000 Kelvin'i aştığı zaman hidrojen molekülleri H2 hidrojen atomlarıyla ayrışmaya başlar. Daha sonra hidrojen ve helyum atomları iyonlaşır. Bu ısınma aşaması bulutun kendi iç basıncı, kendi kütle çekimini dengeleyene kadar devam eder. Böylece bir ön yıldız oluşur. Bu ön yıldız zaman içinde ışıma yoluyla enerji kaybederek küçülmeye ve ısınmaya devam eder. Merkezin sıcaklığı belirli bir değerin üzerine ulaştığı zaman çekirdek tepkimeleri gerçekleşmeye başlar ve böylece bir yıldız oluşur. Yıldızın oluşma süreçleri. Yıldızın oluşma süreci aslında temelde iki etkinin mücadelesine dayanır. Cisimlerin birbirlerine çekim uygulayacağı oldukça açıktır. Fakat bu nereye kadar devam edebilir? Yıldızların oluşumu için kritik soru budur. Ve yıldız ile gezegenleri birbirinden ayıran fiziksel olayın temelini açıklar. Devasa bir gaz ve toz bulutu aldığımızı düşünelim. Eğer bu gaz ve toz bulutu yıldız oluşturabilecek koşullara sahipse, bir yıldızın oluşum bölgesi olarak adlandırılır. Ve kapak fotoğrafındaki gibi görünürler. Bu gaz ve toz bulutu çoğunlukla hidrojenden oluşur. Kendi çekimi altına çökerek, giderek küresel olmaya başlayan bir yapı oluşturuyor. Fakat gaz, giderek daha küçük bir hacme sıkışmaya başladığından sahip olduğu basınç ve sıcaklık giderek artıyor. Daha da çöktükçe basınç kuvveti artık çekim üzerinde kayda değer bir etki bırakmaya başlıyor. Çekime karşı koyuyor. Gazın sıcaklığının artması aynı zamanda bir ışıma da yapması demektir. Bu yüzden bir çekime karşı bir ışıma basıncı da uyguluyor. Yıldız çöktükçe bir noktada çekim ile basınç kuvveti arasında bir denge yakalanıyor. Ve cisim ne çökmesine devam edebiliyor ne de dağılıyor. Bu duruma hidrostatik denge diyoruz. Yıldız demedim, cisim dedim. Çünkü yıldız olup olmadığına henüz karar vermedik. Bu cismin bir yıldız olabilmesi için merkezindeki sıcaklık hidrojenin nükleer füzyonunu başlatabilecek kadar yüksek olmalıdır. Başka bir deyişle bu cisme yıldız diyebilmemiz için en azından hidrojeni helyuma çeviriyor olmalıdır. Çünkü hidrojeni nükleer füzyonla döterona dönüştüren fakat helyum üretmekte zorlanan
neredeyse yıldız diyebileceğimiz kahverengi cücelerde bulunur. Eğer merkezinde hiçbir nükleer reaksiyon başlatamadan hidrostatik dengeye gelmiş ise artık bunlar gezegenleri ya da gezegen benzeri ufak yapıları oluşturur. Yıldız bulutlarının sırları. Yıldızların doğduğu bu yıldızlar arası gaz ve toz bulutları, yıldız oluşumu açısından gerekli elementleri fazlasıyla bulunduran bölgelerdir. Bu bulutlar ağırlıklı olarak hidrojenden oluşurlar. Kalan elementler helyum, karbon, oksijen, nitrojen gibi daha ağır elementlerin bir karışımıdır. Peki bu yıldızlar arası bulutlar nasıl oluşmuşturlar? Hidrojen ve helyum 13.8 milyar yıl önce büyük patlamada yaratılmıştır. Diğer elementler yıldızların içinde oluşmuş ya da süpernova patlamalarında biçimlenmiştir. Yıldızlar öldüğünde kütlelerinin büyük bir kısmı uzaya fırlatılır ve halihazırda orada bulunan hidrojen ve helyumla karışır. Bu bulutları inceleyen astronomlar, yaşamın oluşması için gerekli prebiyotik molekül denen moleküller buldular. Güneşin dolayısıyla bizim doğum bulutumuz, yaşamın öncülleri olan moleküller bakımından zengin bir buluttur. Yıldızlar arası maddenin bol olduğu yerlerde bu gaz molekülleri aralarındaki çekim gücünün etkisiyle bir araya toplanmaya ve sıkışmaya başlarlar. Bu sıkışma kendi kütle çekimi altında büzülmeyi başlatan bir gaz bulutu oluşturur. Büzülen yani sıkışan gaz ısınmaya başlar ve dışarıya enerji sağlar. Enerji salındığı için basınç azalır. Basıncın azalması gaz bulutunun bir miktar daha sıkışmasına izin verir ve süreç biraz daha böyle devam eder. Gaz bulutu bir noktadan sonra öyle bir duruma gelir ki merkezde sürekli olarak yoğunlaşıp sıkışmasının etkisiyle sıcaklık 10 milyon Kelvin'e yükselir. Bu kritik bir sıcaklıktır. Çünkü bu sıcaklıkta hidrojenlerin birleşerek helyuma dönüşmesine yol açan termonükleer reaksiyonlar gerçekleşebilir. Çekirdek dediğimiz yoğun bölgedeki nükleer reaksiyonlar artık merkezdeki basıncın korunması için yeterli hale gelmiştir. Bu da büzülme sürecini durdurur ve gaz topu kararlı bir hale gelir. Artık gaz topumuz ana kol yaşamına başlamakta olan çiçeği burnunda tazecik bir yıldız olmuştur. Yıldızın ana kol yaşamının bitişinde nasıl bir yol izleyeceği onun kütlesiyle ilgilidir. Küçük, orta ve büyük kütleli yıldızlar ana kol yaşamları sonlandığında farklı yollar izlerler ve farklı sonlar yaşarlar.